Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, nasılsınız, iyi misiniz, keyifleriniz yerindedir inşallah. Allah'ın izniyle hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur dolu, böyle çok mutlu günler nasip etsin Rabbim Mevlam diyerek böyle başlamak istedim nedense. Böyle bir içimden geldi. Çünkü böyle bir bu aralar hepimizin üzerinde böyle bir ağırlık var, bir kasvet var, bir mutsuzluk var. Böyle bir atalım, silkelenelim böyle. Biraz daha pozitif, biraz daha olumlu bakalım hayata, insanlara. Çok şükür bin şükür sağlığımız yerinde, elimiz ayağımız tutuyor. Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor. Önemli olan bunlar arkadaşlar. Yani sağlık, sıhhat her şeyden önemli biliyorsunuz. Bilmiyorum nedense böyle başlamak geldi içimden, bir değişik oldu. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir yeni aya girdik biliyorsunuz. Aslan Burcu'nda bir yeni ay enerjisi oluştu. Şimdi ben de ona dayanarak bir eril dişil açılımı yapmak istedim ama bu sefer değişik bir eril dişil açılımı yapacağım ben sizler adına. İskambil destesiyle eril dişil açılımı yapmak istiyorum. Özellikle şu deste benim için çok kıymetli, çok çok değer verdiğim, çok özel birinden bana geldi. O kendisini biliyor, izliyor da. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada yanlış anlaşılmasın sakın. Bayan yani bana bunu gönderen. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Harika bir insan. Özellikle ismini vermemi istemedi. O yüzden de veremiyorum maalesef. Bebeğim seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, eril enerjiyi bu destede açmak istiyorum. Dişil enerjiyi de bu destede açmak istiyorum. Bakalım bu yeni ay sonrasında eril ve dişil enerjilerde neler hakim? Önümüzdeki günlerde eril enerjilerde durum vaziyet ne? Dişil enerjilerde durum vaziyet ne? Bakalım İskambil destesi size nasıl cevap verecek? Hemen kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Eril enerjiler adına niyetliyorum ve kesiyorum. Şimdi şöyle bir yine rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle baş başa bırakıyorum kartlarımı. Ve tabii ki sevgili dişil kolektifim, bu da sizlere gelsin. Şimdi de dişil enerjiler adına. Bak dişiler, bak hemen gördüğünüz gibi. Ah hemen eriller aklınızda. Evet, eril dişil enerjilerin adına niyetliyorum ve kesiyorum. Şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, eril enerjiyseniz hem kendinizi hem aklınızdaki dişil enerjiyi niyetliyorsunuz. Eğer ki dişil enerjiyseniz hem kendinizi hem de aklınızdaki eril enerjiyi niyetliyorsunuz. Haydi bakalım, bütünün hayrına olması dileğimle, en yüksek şifa olması niyetiyle şöyle bir kartlarıma odaklanırken yine ben hatırlatmalarımı yapayım. Bütüne bir açılımdır, kolektif bir açılımdır. Siz size ait olan kısımlarını alınız lütfen. Ve bunun haricinde de eğer ki benden özel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca benden tarot eğitmenliği almak isterseniz de yine 544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, niyetler tutuldu. Eril enerjiler burada, dişil enerjiler burada. Haydi bakalım. Şimdi önce ne yapıyoruz? Ben geleneği bozmuyorum. Dişil enerjilerle başlamak istiyorum. Bakalım
Dişil enerjilerde durum vaziyet neymiş? Bakın demin düşen kart, bakar mısınız? Az önce kartları kararken düşen kart hemen nasıl geldi gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle bir açalım bakalım bakalım. Şimdi güzel mesajlar güzel geliyor. Evet. Şimdi sevgili dişil enerjilerim, sevgili dişil kolektifim. Aklınıza fikrinizde nikah. Ay gene geldi bu nikah size. Hemen o kadar böyle takıntı yapmışsınız ki bu nikah olayını. Öyle böyle değil. Şimdi şöyle bir dişil enerji için niyetliyorum. Şöyle bir dişil enerjimin, bu sizsiniz, bu sizsiniz. Aklınızdaki o niyetlediğiniz eril enerji için koyuyorum. Hadi bu nikaha çok kafayı takmışsınız, bir nikaha koyalım. Bakalım soralım yani. Bir de bu kartı hangi yere bıraksak. İş ve kariyer olsun. İş ve kariyer olarak soralım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sevgili dişiller. İş ve kariyer anlamında özellikle yürekten istediğiniz, kalbinizde planlar yaptığınız işinizle ilgili hedeflere doğru Allah'ın izniyle özellikle bu yeni ay sonrasında adım 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 ilerlemeye başlayacaksınız. Ayrıca yapacağınız bir deniz yolu size çok iyi gelecek. Bu kısa bir tatil olabilir ya da bir yolculuk olabilir. Yani bir gitmeniz gereken ama deniz olan bir yere bir yolunuz gündeminize gelecek, hem de ikili bir zaman dilimi içerisinde. Bakın görüyor musunuz, nikah direkt haberle geldi. Şimdi nikahı gerçekten çok istiyorsunuz. Yani nikah evlilik tabii. Çok istiyorsunuz nikah birlikteliğini, evlilik akdini istiyorsunuz ama bu konuyla ilgili özellikle aklınızdaki kişiyle ya da partnerinizle, eril enerjinizle belki de mesajlaşarak, belki de konuşarak iletişim haline geçiyorsunuz. Ama ve lakin hani kısa vadeli sevinçler gelse de çok da net şu anda en azından yakın bir zaman dilimi içerisinde nikah konusu ancak böyle bir vaatlerde kalacak sizin için gibi gösteriliyor bana. Evet, gelelim o aklınızdaki eril enerjiye. Şimdi o aklınızdaki eril enerjiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Eril enerji şu an tamamen kendi muhabbetini, sevgisini, aşkını böyle bir kendi kendisine çekmiş sanki. Ve özellikle de bazı yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar ölüm kederi gibi keder ettiriyor. Yani eril enerjiye şu an aklınızdaki eril enerjide gerçekten çok ciddi sıkıntılar var arkadaşlar. Keder ediyor. Dediğim gibi maddi ve manevi. Bir de arkadaşlarıyla da sorunu var bunun. İş arkadaşları olabilir ya da normal görüştüğü kendi arkadaşları olabilir. Biraz sıkıntılı ve problemli gördüm arkadaşlarıyla da. Hatta bir yola da gitmek istiyor. Belki de bu mecazi anlamda bir yolda olabilir. Bir yola çıkmak istiyor ama bu yola da bir türlü çıkamıyor. Evet, şimdi onunla ilgili gelen bilgiler bu kadar. Şimdi dönüyorum size. Sizin yaşayacaklarınızla ilgili konuşmak istiyorum burada. Sevgili dişil kolektifim, özellikle önümüzdeki günlerde bir yere yatılı bir yolcu, bakın burada da zaten yol gelmişti ama burada da yatağınızı yorganınızı toplayıp hani yatılı kalacağınız bir yolculuk gündeminize gelecek. Özellikle devlet kapısıyla bağlantılı bir konunuz çok gündeminizde olacak. Bu devlet kapısıyla bağlantılı işiniz, işte kendi işiniz olabilir, işte okuyorsanız okul işiniz olabilir.
efendime söyleyeyim mahkemelik bir durumunuz var ise mahkemelik bir durumunuz da olabilir. Ama sevgili dişil kolektifim, bu aralar özellikle ilişkiyle bağlantılı sanki böyle bir aydınlanma dönemine girmişsiniz. Gerçekten böyle sanki bir uyanışın içerisindesiniz. Hani bazen insanlar derin bir uykudadır da birden böyle uyanır, gözünü açar, der ki aa ne yapıyorum ben, ne oluyor der. Aynen öyle gördüm sizi. Hatta bununla ilgili çok yakın gördüğünüz iki ya da üç kişiyle, iki kız bir erkek ya da iki kadın bir erkek olarak verildi burada, bir konuşma yapmanız da söz konusu. Hani benim böyle böyle düşüncelerim var ilişkime dair, doğru mu düşünüyorum, doğru yolda mıyım gibi konuşmalar, görüşmeler ya da akıl fikir alışverişi yapmanız çok söz konusu olacak önümüzdeki günlerde. Ama kalbinizde ve yüreğinizde ayrılığın acısı çok fazla. Ve siz kendi yüreğinizle kavga ediyorsunuz arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Aklınız... şimdi bu çok şey olacak. Neyse, siz anladınız ne dediğimi. Aklınız şunu yap derken kalbiniz başka şey söylüyor. Kalbiniz bunu yap derken aklınız başka bir şey söylüyor. O yüzden dolayı da kendi kendinize kavga ediyorsunuz. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeyim mi size? Zaman zaman ruh eşinizi bulduğunuzu düşünüyorsunuz ama aslında belki de ruh düşmanınızı bulmuşsunuz siz. Hadi. Evet, bakın, bir şeyin patentini alıyorum. Hepiniz şahitsiniz. İlk ben kullanıyorum bunu. Ruh eşi olduğu gibi bir de ruh düşmanı var arkadaşlar. Sizin ruhunuzun düşmanı demek ki bu insan. Yani sizi öyle bir hale getirmiş ki, bakın, kendi kendinizle kavga eder hale gelmişsiniz. Hani çok üzülmüşsünüz ya. Bak, gözyaşı var burada. Hastalık var. Gözyaşı dökmüşsünüz. Hasta olmuşsunuz. Özellikle ilişkinizle bağlantılı. Şimdi özellikle önümüzdeki günler için konuşuyorum. Bakın, bir uyanışa giriyorsunuz. Güzel bir uyanış bu. Evet, yüreğinizle, kalbinizle kavga ediyorsunuz. Aklınız ve kalbiniz arasında böyle bir sıkışıp kalabilirsiniz. Dediğim gibi aldığınız kararlarla ilgili de konuşmalar yapabilirsiniz. Evlilik istiyorsunuz gerçekten, artık bir nikah ya da bir şeylerin netleşmesi, illa hani evlilik demeyelim, şimdi bunu izleyen daha küçük yaş grubunda olanlar için de konuşuyorum, belki bir şeylere netleşsin istiyorsunuz artık, hani bu ilişkide ben artık bir yola çıkacağım, ya herru ya merru, yani ya evet ya tamam ya devam gibi. Bir de dediğim gibi devlet bağlantısıyla güzel bir işiniz var, parayla ilgili güzel bir gelişmeniz var, eğer okuyorsanız okulunuzla ilgili de olabilir arkadaşlar bu. Bir de ailenizle bağlantılı önümüzdeki günlerde önemli bir konu gündeminizde olacak. Bu bir şeyi almak satmak gibi olabilir ya da miraslık bir durumda olabilir. Başka ne var bakalım burada? Bir de eril enerjiden gelecek size bir haber, sizi biraz düşündürecek. Yani ikilemlere atacak bir haber bu sizi. Özellikle onun aile, arkadaş ya da dost ya da iş çevresiyle bağlantılı bir haber. Enteresan yani. Bu haber sizi böyle bir süre bir düşündürecek olarak görüyorum. Yani düşündürecek derken bir soru işareti oluşacak kafanızda. Ama onun da cevabını alacaksınız arkadaşlar. Onun cevabı da gelecek size. Ve bir de bu aralar dalgınlıklarınız çok fazla olabilir. Biraz dalgınlıklarınıza dikkat edin. Konuşmalardan ve dedikodulardan mümkün olduğunca uzak kalın. Bakın, lafların içinde sizin de adınız geçebilir ya da konuşmaların içerisinde. Bunu genel olarak söylüyorum, illa ilişki olarak değil.
biraz çevrenizdeki insanlara karşı da seçici davranın ya da bu tarz konuşmaların içinde mümkün olduğunca olmayın. Ama şunu söyleyeyim, dediğim gibi kalbinizde yüreğinizde kavga ediyorsunuz ama eril enerjiyle düşünceleriniz ve fikirleriniz bir. Bir de onu çok merak ediyorsunuz ya. Siz çok merak ediyorsunuz. Evet. Böyle sevgili dişil kolektifim, sizlere gelen dişil açılımı böyle. Bakalım asıl erillerde durum neymiş? Bir de ona bakalım. Şimdi dişillerin durumunu gördük. Bakalım sevgili eril kolektifim, sizde durum vaziyet neymiş? Oo, evet. Sineklerle gidiyoruz. Evet. Şimdi kartlarım nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Harika ya. Bayıldım bayıldım. Enerjileri de çok güzel. Bunlara özel enerji yükledim. Çalıştım bunlarla. Evet. Çok güzel. Ay. Evet. Çok hoşuma gitti. Böyle bir bakasım geldi. Şimdi sevgili eril kolektifim ya da sevgili eril enerjiyi dinleyen dişil enerjiler, iyi dinleyin bakın. Çok önemli mesajlar var burada. Öncelikle bir şöyle yapalım. Eril enerjiye bir koyalım. Bir kart atalım ona. Evet. Bir dişil enerjiye bir kart atalım. Eril enerjinin düşüncelerine. Evet ya, düşünceleri ve fikirleri ne alemde bakalım. Bir düşüncelerine ve fikirlerine bakalım. Eril enerjinin, evet, düşüncelerine ve fikirlerine bakalım. Dişil enerjinin de yüreğine bakalım. Bakın, görüyor musunuz? Dişil enerji yüreğinde, kalbinde eril enerjiden deli gibi haber bekliyor. Haber, direkt haber kartı geldi. Haber bekliyorsun. Şimdi bakalım dişil enerji. Ya dişil enerji şu anda eril enerjiden ayrılık acısı yaşıyor. Eğer eril enerjiyseniz şu an bakın aklınızda tuttuğunuz kişi sizden ayrılık acısının sıkıntılarını yaşıyor ve üzgün. Bakalım düşüncelerinde ve fikirlerinde neler varmış erilin. Keder, eril enerji ya. Ben size demin dişil enerjide de söyledim arkadaşlar, bakın düşünceleri fikirleri ölüm kederi gibi kederli. Kederli arkadaşlar. Eril enerji çok ciddi anlamda kederli. Evet, bir de kendisine bakalım. Evet, bir yola çıkma arzusu içerisinde, kendisiyle bağlantılı, işiyle gücüyle de ilgili olabilir arkadaşlar. Eril enerji bir yol telaşesi içerisinde gördüm net bir şekilde. Şimdi arkadaşlar, sevgili eril kolektifim, sevgili eril enerjiler, sizleri önümüzdeki günler bekleyen en önemli olaylardan birisi sizin de devlet ya da hükümet kapısıyla bağlantılı, özellikle parayla bağlantılı bir işiniz olacağı. Yani bu kendi işiniz var ise kendi işinizle ilgili olabilir. Ya da eğer ki devlet dairesinde çalışıyorsanız, devletle bağlantılı bir iş yapıyorsanız orayla ilgili de bir işiniz olabilir. Ama ve lakin özellikle önümüzdeki günler devlet ve hükümet kapısı ve parayla bağlantılı işlerle çok haşır neşir olacaksınız. Özellikle yemekli içmekli bir ortama gitme durumunuz söz konusu olacak. Ama ve lakin bu ortamla bağlantılı etrafınızdaki bazı insanlarla çatışma içerisine girebilirsiniz. Hatta bu çatışma hayatınızdaki kişi olabilir. İşte eşiniz, flörtünüz, sevdiğiniz kişi olabilir. Buna da kendinizi hazırlayın. Ama böyle bir ortama da gitme zorunluluğunuz olacak ve buna da yalnız gideceksiniz. Belki de arkadaşlarınıza gideceksiniz, bilmiyorum.
Ama bir hastalık ya da bir rahatsızlıkla bağlantılı. Hmm. Ama fiziksel ama psikolojik kendi adınıza yani eril kolektifin yaşadığı fiziksel ya da psikolojik bir sağlık probleminde bir iyileşme dönemine girdiğini görüyorum. Özellikle alacağı sevinçli bir haber onu belki de kafasına çok taktığı, belki de çok ciddi anlamda problem yaptığı konudan böyle bir oh deyip ferahlatacakmış. Bunun haricinde yine sevgili eril enerjiler dişil enerjiyle bağlantılı. Bakın aklınızdaki kişi olabilir, hayatınızdaki kişi, ayrıldığınız partneriniz olabilir, artık her kimse, hani kimi niyetlediyse eril enerjiler. Onunla bağlantılı çok sevinçli bir haberiniz var. Ve kafanıza taktığınız bir konuda aydınlanma yaşayacaksınız. Yani o aklınızdaki dişil enerjiyle ilgili pozitif bir haber, pozitif bir gelişme sizi çok sevindirecek. Yalnız bir şeyleri çok gizliyorsunuz ve üzerini çok örtüyorsunuz. Bakın şimdi burada dişil enerji aklında, fikrinde, düşüncelerinde zaten sizi taşıyor, sizi düşünüyor. Özellikle tensel ya da ruhsal olarak sizinle bir birlik ve bütünlük istiyor. Ama ve lakin sizin de bunu istemenize rağmen üzerini örtmeniz çok enteresan geldi bana. Ama bu önümüzdeki günler nedense artık belki de siz de dayanamayıp bazı konularda harekete geçebilirsiniz. Yani bir şeyleri artık açığa çıkartabilirsiniz bu konuda. Şimdi direkt sizinle devam edeceğim sevgili eril enerjiler. Evlilik siz de düşünüyorsunuz. Bakın nikah burada hatta dişil enerjiye geldi. O aklınızda niyetlediğiniz kişiyle istiyorsunuz. Bunu gerçekten istiyorsunuz ama kalbinizde döktüğünüz bir gözyaşı var. Kalben döktüğünüz bir gözyaşı var. Çünkü yüreğinizde bir türlü atamadığınız, bitiremediğiniz sıkıntılı bir durum var. Bir de bakar mısınız? Bakın çok enteresan. Eril enerji yüreğiyle gözyaşı dökerken ve nikah istediği o aklındaki düşündüğü kişiyle bağlantılı hemen araya giren bir başka üçüncü kişi ve bu kötü kadındır. Yani kötü düşünceleri olan, art niyeti olan, belki de eril kolektife takıntısı olan ya da onun hayatında olan artık her kimse başka bir kadını temsil ediyor burada. Buna engel oluyor ve bunu da eril enerji bildiği için gözyaşı döküyor arkadaşlar. Ve eril enerji bakın konuşmalarında sürekli dişilin konuşmalarını yapıyor. Yani laflar bir, bakın konuşmalar bir. Eril enerjinin konuşmaları, dişil enerjinin konuşmaları. her iki tarafında konuşmaları, söylemleri, çıktıkları yol, düşünceler bir arkadaşlar, aynı. Ama ve lakin az önce dediğim gibi işte şu kötü karakter bütün olayı alt üst ediyor. Ve bu yüzden dolayı da eril ne yapıyor? Hop bir şeylerin üstünü kapatıyor. Kendini geriye çekiyor. Özellikle buradaki işte maddi endişeleri de bunun üzerine bir güzel tuz biber ekiyor. Evet. Ama ve lakin güzel bir haber vereceğim arkadaşlar. Eril enerji kısa bir zaman dilimi içerisinde dişil enerjinin bulunduğu haneye, bulunduğu yere belki de yatılı olarak, belki de kalmalı bir yol yapacak arkadaşlar. Eğer başka bir şehirdeyse mesela sizin bu dişil enerjinin bulunduğu şehre gelebilir eril enerji. Ya da görüşüyorsanız eğer bir birlikteliğiniz var ise eril ve dişilin, eril enerji dişil enerjinin yanında olacak. Yani birlikte zaman geçirmeleri söz konusu olacak yakın bir zaman dilimi içerisinde. Yalnız bakın dişil enerjinin, şimdi eril enerjinin düşüncesinde olan bir şey bu.
muhabbetiyle, sevgisiyle, aşkıyla çok üzerine geldiğini, belki de tabii ki seven insan kıskanır. Arkadaşlar, sevgili eril kolektifim, demek ki dişil enerji sizi çok seviyor ki, sizi çok kıskanıyor ki, sizi belki de bu kadar boğuyor. Siz de bu yüzden dolayı da hep kavga ve münakaşa çıkarıyorsunuz. Yapmayın, buna değmez. Çünkü tekrar böyle bir münakaşanın içinde olabileceğinizi de gördüm. Aynı şekilde yine sevgili eril kolektifim, şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bakın, oturuyorsunuz hanenizde, kalbinizde, yüreğinizde dişil enerjiyi düşünüyorsunuz. Ama niye dile getirmiyorsunuz? Niye bunu gerçeğe dökmüyorsunuz? Bakın, kıskanıyorsunuz bal gibi, seviyorsunuz bal gibi. Ama bunları da söylemiyorsunuz, dile getirmiyorsunuz. Yani neyin korkaklığıdır bu? Yapmayın arkadaşlar. Yani hem kendinizi üzüyorsunuz, hem karşınızdaki kişiyi üzüyorsunuz. Ama bakın, etrafınızdaki diğer insanların da varlığının farkındasınız. Burada da sıkıntı şu, yani hem nalına hem mığına böyle bir şey olabilir mi? Yani tamam, ben senden eminim. Sen ol benim yanımda, hayatımda. Ama yani diğerlerini de bir hani bir merhaba demeden geçmeyeyim. Ya yani böyle bir şey olmaz sevgili eril kolektifim, yapmayın. Çünkü kalp bir kişiye aittir. Kalp bir tanedir ve kalbin içinde bir kişi olur. Birkaç kişi olmaz. Ha, istisnalar kaideyi bozmaz. Bazı eril kolektifim var. Bakın, benim çok erilde danışanım var. Deli gibi seviyor. Yani böyle bir sevgi yok arkadaşlar. Gerçekten takıntılı sevgileri olanlar var. Ama bakın, onlar bile dile getiremiyor. Öyle de enteresan bir durum yani. O kadar seviyor ama dile getiremiyor. Şimdi burada zaten sıkıntı bu. O yüzden dolayı mümkün olduğunca arkadaşlar, özellikle önümüzdeki günlerde şu yeni ayında enerjisiyle, özellikle o aslanın enerjisiyle böyle kendinize olan bir özgüven getirerek duygularınızı ferah ferah, rahat rahat bir dişil kolektife açın bakalım, bir anlatın, bir söyleyin bakalım, hani onların da içinde ne var. Hani hep diyorum ya, bu eteğinizdeki taşları bir döküverin gari. Döküverin yani, ondan sonra da bir oh deyip bir rahatlayın bakalım karşılıklı, değil mi? Çünkü konuşmadan olmaz, insanlar konuşa konuşa anlaşıyor arkadaşlar. Yani hep hayat kavga dövüş değil yani. Şimdi güzel, son bir mesaj daha vermek istiyorum eril enerjiyle ilgili. Bu aralar bakın, arkanızda gizli düşmanlar var, gizli iş çevirenler var. Özellikle işinizle bağlantılı olabilir, arkadaş ya da dost çevrenizle ya da akraba çevrenizle ilgili olabilir. Bir de zorlu bir dönemin içerisine girebilirsiniz. Bu dönem bir alacak verecek işini de kapsıyor. Hiç aklınızda olmayan ekstra bir para cebinizden çıkabilir ya da ekstra bir borç pat diye gündeminize gelebilir. Bu yüzden bunlara da bir uyanık olmanızda fayda var. Yollar bitmiyor zaten. Hep sürekli bir koşturmaca içerisinde olacaksınız. Eğer ki iş arayan bir eril enerjiyseniz, iş bağlantılı çok ilginç görüşmeleriniz var, konuşmalarınız var. Ve bir de evet, bakın kalpler bir, yani ilişkiyle ilgili son olarak bakın, o kadar enteresan ki şu kadın olayı tamamen mahvetti ya. Ya erille dişilin kalbi bir, muhabbetleri bir, düşünceleri bir, hatta nikahı da evliliği de isterken şu karakter olayı mahvetti. O yüzden sevgili eril kolektifim, sevgili eril enerjiler, seçimlerinizi lütfen akıllı ve mantıklı yapın, kalp sesinizi iyi dinleyin diyorum sizlere. Evet, inşallah herkesin hayrına olan olsun diyerek bugünkü açılımı da burada bitiriyorum. Evet, yeni ay enerjisiyle eril kolektifin iskambil açılımı ve dişil kolektifimin iskambil açılımını yaptık. Bugün de beni izlediğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için, Makbuş ablanın sevgi kanalında toplaştığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki benim hayatıma dokundunuz. Ben sizlere dokunabildiysem ne mutlu bana, sizler de benim hayatıma dokunduğunuz için ne mutlu bana.
Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.